Merhaba arkadaşlar, Umikids'e hoş geldiniz. Bugün size yine yılbaşı teması ile ilgili bir şeyler yapacağım. Ne yapacağız? Bugün çam ağacı yapacağız. Kullanacağım malzemeler keçe ve kartondan kalıplar çıkartacağım. Bu yılbaşı ağacını birine hediye edebilirsiniz, öğretmeninize, annenize, babanıza hediye edebilirsiniz. Bunu evde yine bibloların arasına bir süs olarak kullanabilirsiniz. Yılbaşında yemek masası hazırlayacaksınız, misafirlerinize şık bir görüntü olması için masanın ortasında kullanabilirsiniz. Ama öncelikle bir demir yaptırmanız gerekiyor ya da bununla ilgili başka önerilerde bulunabilirim size. Onlarla ilgili yine detayları yaparken anlatacağım. Başlayalım bakalım uygulamaya neler yapacağız. Önce bir kartona ihtiyacımız var. Küçük bir karton olabilir bu. Bir kurşun kaleme ihtiyacım var. Kendime bu kartondan kalıplar çıkartacağım. Nasıl kalıplar çıkartacağım? Üçgen. Bunlar çok eşit kenar üçgenler olmayabilir. Bu üçgenlerin büyüklüklerine yine siz karar vereceksiniz. Bu ilk çizdiğim üçgen benim en büyük üçgenim olacak. Bu ağacımın en büyük yaprağı olacak gibi düşünelim. Bu birinci kalıbım. Hemen yanına bunun biraz daha küçüğünü çizeceğim. Böyle bir sürü yamuk çizgilerim oluyor ama bunları keserken düzelteceğim. Bu ikinci kalıbım. İkinci boyum yani. Şimdi üçüncüyü çizelim. Adım adım küçülüyor. Şimdi dördüncü kalıbımızı çizelim. Bu 4. 5. kalıbımız da olsun. Bu da 5. 5 tane farklı kalıbımız oldu. Şimdi bunları keselim. Beş tane kalıbımız da hazır. Şimdi bu 5 kalıbımızı keçeden keseceğiz. Bu kalın bir keçe. Şöyle kalınlığı var. Bunun daha inceleri de var dışarıda. Bunun incelerinden olmaz. Çok kötü, çok sönük durur. Bu kalın keçeyi tercih edelim. Ben 2 renk aldım. Koyulu ve açıklı kullanacağım şöyle. Çam ağacının içinde de çünkü açıklar koyular var. Biraz daha böyle boyutlu dursun diye 2 renk kullanacağım. Bu keçeleri yün satan yerlerden bulabilirsiniz. Tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Artık hemen hemen her yerde var. Bunlar ithal keçe diye geçiyor. Şimdi bunları, bu kestiğim kalıpları bu keçelerin üzerine koyuyorum. Ve her kalıptan 3 ya da 4 tane, belki 5 tane gerekecek. Şöyle üçgen kalıplarımız oldu. Bundan 4 tane keseceğim şimdi. İsterseniz artık karton kullanmayabilirsiniz. Şimdi bunu çok fazla keçe ziyan etmemek için bu çıkan parçalardan çıkartmaya çalışacağım. Burada şöyle bu çıkartacağım parçaya yakın bir bölüm var. Hemen oradan keseceğim ki çok fazla keçem ziyan olmasın. Daha fazla parçalarım çıksın bu keçeden. İkinci parçam da çıktı. Şimdi buna yakın bir yer daha bulalım. Bir tane daha keseceğim bu büyük parçadan. Bundan bir tane açık keselim bence. Bu büyüklükten bir tane açık yeşilimiz olsun. Bunu bu 3 tanenin arasına atarız. Süper olur. Bütün boylardan bir tane de açık keselim o zaman. Evet, 3 tane koyu renkli yeşil keçeden kestim. Bir tane de açık renkliden kestik. Bu boy yeterli. Şimdi ikinci kalıbıma geçiyorum. İkinci kalıbımdan çıkartacağım yeşilleri. Bir boy küçüğe geçtim şu anda. Evet, ilk kalıbım hazır. Şimdi ikinciyi çıkartalım şuradan. İkinci kalıbım da hazır. Bir tane daha keseceğim bundan. Şimdi bu ikinci kalıptan da açık renk yeşili çıkartıyorum. Evet, bu boydan da bir tane açık yeşilimiz oldu elimizde.
Bunları da bir köşeye ayıralım. Şimdi üçüncü kalıbımıza geçelim. Şimdi bu üçüncü boyuttan da yine dört tane keselim bakalım. Bu boylar küçüldükçe daha küçük parçalardan eğer artan parçalarınız varsa onlardan da çıkartabiliriz. Mesela böyle yamuk bir parçam var benim. Bundan dördüncü kalıbı çıkartabilirim mesela. Şu kenarı biraz küt kaldı. Bunlar üçgen olsun. Onu birazcık üçgenleştirelim ki köşeleri güzel dursun ağacımızın. Evet, üçüncü kalıbımızın ilki hazır. Şuradan bir tane daha çıkartabiliriz. Üçüncü kalıbımızın üçüncü şemasını çıkartıyoruz. Şimdi böyle gördüğünüz gibi bir sürü kalıbım oldu. Beş tane farklı kalıptan şemalar çıkarttık. Bunlardan kaçar tane söyleyeyim size. 10 tane birinci kalıbımdan var. 15 tane ikinci kalıbımdan var. 20 tane üçüncü kalıbımdan var. 4 ve 5'te 15'er 20'şer değişiyor. Gittikçe küçüldü kalıplarım. Ve şöyle bir demirim vardı. Dediğim gibi bir çubuk. Bunun boyu 25 santim. Altta küçük bir kütük var. Böyle bir şey yaptırabilirsiniz. Bunları da abajurculara yaptırabilirsiniz. Çok basit. Bunun resmini gösterirseniz aynısını yapacaklardır size. Bunun dışında bu demirin yerine farklı malzeme olarak kırtasiyelerde satılan, yine etkinliklerde kullanılan, çok rahat kırılan demir çubuklar vardır. Bilirsiniz çiçek teli diye de geçer. Onu da kullanabilirsiniz bunun için. Şimdi buradaki kalıplarımı ortalarını deleceğim ve çubuğuma geçirmeye başlayacağım tek tek. Eğer evinizde büyük bir delgeç varsa delgeçle de delebilirsiniz bunun ortalarını. Ama benim delgeçim küçük olduğu için keçelerim girmedi. Onun için ortalarından, şöyle tam ortalarından makas yardımıyla delikler açacağım küçük küçük. Siz bunun için ailelerinizden yardım alırsanız sevinirim. Şimdi bunu ortalarından deldik. İlk önce birinci kalıpları geçiriyorum. Şimdi bunlara şöyle şekiller vereceğiz. Bu üçgenler şöyle asimetrik şekilde. Neresi boşsa bu uçlarını oraya çevirebiliriz. Bunu biz kendimiz böyle gözümüze güzel görünen şekilde ayarlayacağız. Şimdi ikinci boya geçeceğiz şöyle. Yine böyle boşluklara çevirebiliriz uçları. Aralarını biraz da şöyle boş bırakıyorum. Çok sıkışık olmasın çamağımız. Şimdi üçüncü boya geçiyorum. Gittikçe küçülüyor çam ağacım yukarıya doğru. Şimdi beşinci kalıbıma geçtim, en küçüğe. Bu biraz daha zor geçiyor çünkü delikleri sanki biraz küçük açtım gibi. Bu kadar yeterli. Şimdi çubuğun üstüne şöyle en tepeye bir süs takacağım. Bunu yapıştırabiliriz. Evet, şöyle metale ağacımızın en üstünde çanlar olsun. Şimdi böyle göstereceğim. Küçük süslerimiz var. Küçük süsleri çam ağacının üzerine yapıştıracağız tek tek. Bu küçük top boncukları da boncukçulardan bulabilirsiniz. Böyle kolye, takı yapımı için malzemeler satan yerlerden bulabilirsiniz. Bunları böyle yine gelişi güzel istediğiniz yere minik minik çam ağaçlarının uçlarına yapıştırabilirsiniz. Bunlar da gelince rengarenk böyle çok şık bir çam ağacımız olacak. Evet, çam ağacımız bitti. Bunun üzerine böyle küçük minik toplar koyduk renkli renkli. Dediğim gibi bunları yine böyle takı malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Kırtasiyelerde de çok küçük böyle mini minnacık ışıklar var. Onlarla da süsleyebilirsiniz. Işıkları dolayabilirsiniz ağacın etrafına. Böyle minik masa süsü bir yılbaşı ağacımız oldu. Evet, bu ağacı isterseniz yemek masanızda kullanabilirsiniz.
İsterseniz süs eşyası olarak kullanabilirsiniz direkt. Çok şık bir hediye bence yeni yıl hediyesi. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Eğer hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen videoyu seyrettikten sonra Umikits'e abone olsun. Görüşmek üzere.